Alo. Alo. Alo aşkım. Sana çok ihtiyacım var. Ali iyi misin sen? Neyin var? Hiç iyi değilim. Neredesin? Gelip seni görebilir miyim? Şu anda çok müsait değilim aşkım. Yarın görsek. Ya ben evin önüne gelip bir 5 dakika görsem de olur seni. Yok olmaz öyle. Sen nerede olduğunu söyle ben oraya gelirim. Tamam. Fenerbahçe Parkı'ndayım. Tamam. Görüşürüz orada. Üstümü değiştirmem lazım ya. Buyurun. Şu anda uyuyor. Durumu çok iyi. Geçmiş olsun. Buyurun. Sağ olun. Şükürler olsun. Seni bana bağışladı. Ödümü kopardın kız. Cadı. Yaradan alacaktı. Bebek beni deleyledi, yaktı yıktı küleyledi. Bir kötüye mal eyledi, neni neni, neni neni, neni bebek, neni. Ali iyi misin? Sen geldin ya. Şimdi daha iyiyim. Sakın beni bırakma İdil. Benim bir tek sana ihtiyacım var bu hayatta. Çünkü her şey yalan.
Bir tek sen gerçeksin. Ben daha fazla dayanamayacağım. Bir an önce gelip isteyelim seni. Kıyalım nikahımızı. Ondan sonra buralardan çok uzaklara gidelim. Peki aşkım. Ne diyorsun? Ne uzay mekiği oğlum? Ne? Uzay aracı mı? Bin aracınıza gidin memleketinize lan. Rosmos istemiyoruz oğlum. Hadi. Gidin lan. Şerefsizler. Vallahi kırarım beyninize. Uzaylı muzay dinlemem. Yürüyün lan. Hadi. Kız Çiğit, uyandın mı? Uyandım. Nasılsın, iyi misin? Var mı anasızın bir şeyin? Yok yok, çok iyiyim. Ne oldu bana? Hatırlamıyor musun sana ne olduğunu? Adamlar seni kaçırdılar, sonra bir eve kapadılar. Onları hatırlıyorum. En son beni evin altındaki bir odaya kapatmışlardı. Başımın üstünde bir bomba duruyordu. He tamam işte. Sonra bombalar patladı, ev havaya uçtu. Yok. Benim odamdaki bomba hiç patlamadı. Üst kattan büyük bir gürültü duyuldu. Sonra her tarafı bir duman kapladı. E sonra kim gelip çıkardı senin odanı? Dumandan beni kucaklayıp çıkaranın yüzünü göremedim. Ama galiba o annemdi. Annen mi?
Günaydın Nezle teyzeciğim. Günaydın güzel kızım. Boncukcuğum bırakır mısın lütfen? Rıfkı bana lazım bugün. Abicim bana da lazım. Bana acayip lazım ama. Bana daha acayip lazım. Abicim ver şunu. Ya bırak. Bıraksana abicim. Rıfkı'yı veterinere götüreceğim. Dünkü güzel ve lokumsal veteriner var ya, işte ona. Allah Allah. Ben de düzenli manita panosu önünde tanıştığım kızı aradım. Tamam mı? Bugün parkta buluşacağız, köpek gezdireceğiz. Ulan kötü emellerinizi alet etmesenize zavallı hayvanı. Gidin kendi imkanlarınızla bağlayın kimi bağlayacaksanız. İyi de abicim. Rıfkı veterinerle aramdaki tek köprü. Ne yapacağım? Doktor hanım boğazlarım ağrıyor diye kendim mi götüreceğim veterinere? Neden olmasın lan? Kız veterine. Öküzlere de bakıyordur muhakkak Ferru. Öküzlere. Gel lan buraya. Yapma. Yapma dur. Yapma oğlum. Yapma. Ne yapıyorsun? Aa, ne yapıyorsun sen öyle? Gebertirem seni lan. Ha? Bak o da kaçıyor. Ulan kaçma. Kaçma. Sen bu kapının önünden ayrılmıyorsun. Doktor, hemşire hariç hiç kimseyi başkomiserimizin izni olmadan içeri salmıyorsun. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Yine bu çiçekleri yolun ortasına bırakmışlar. Beyefendi rica etsem şu çiçekleri biraz yana alır mısınız? Tabii. Teşekkür olur. Ederim. Sofya! Ne oluyor ya? Sofya! Sofya iyi misin? Saçım yatağa takıldı. Ben de bir şey oldu sandım. Yok, iyiyim. Sofya! Nasılsın kızım? İyiyim. Ne haber Engin? Sağ olun başkomiserim. Abo. Engin? Efendim başkomiserim. Geçmiş olsun koçum. Allah günahlarını affetsin. Niye başkomiserim? Sen eceline susamışsın. Ben mi? Evet sen. Eşek sudan gelinceye kadar dayak yiyerek intihar etmeye karar vermişsin. Yok. Ben öyle bir karar vermedim başkomiserim. Karar vermedin. Bu ne o zaman? Ne başkomiserim? Elindeki ney? Suç aleti. Hı? Açıklayabilirim başkomiserim. Gerçi hani açıklasam da siz bana inanmayacaksınız ama bu kadar kalbi ben de görsem inanmazdım. Nereye koysak bunu? Olmaz. Buraya da olmaz. Ne yapsak ki bu? İşe gitmeden bir kapını çalayım dedim Lezze teyzeciğim. Nasıl oldun diye çok merak ettim. Kurban olurum. Sağ olasın yavrum benim. Daha iyiceyim. Yani hala göğsümde bir hırıltı var ama o da geçer bir iki güne kalmaz. Ne yapacaksın? Yaşlılık işte. Ay çok geçmiş olsun. Dün siz uyurken torununuzla karşılaştım. O söyledi bana hasta olduğunuzu. Ben de çok merak ettim sizi. Demek benim haylaz torunla karşılaştınız demek. Evet. Fikri'ydi ismi galiba değil mi? Yok. Fikri değil kızım. Fiko. Fiko. Ezberle. Bunu ezberle tamam mı? Fiko.
İtalyanca'da yakışıklı erkek manasına geliyor. Geliyormuş. Ben de onun yalancısıyım. Anladım. İnsanın böyle hayırlı bir torunun olması ne kadar güzel bir şey değil mi Lezzet teyzeciğim? Bakın sizi hasta gününüzde bile yalnız bırakmamış. Ah ah. Pırlanta gibi bir kalbi var benim Fiko'nun. Yani kendi torunumdur diye söylemiyorum. Gerçekten süper bir torundur yani. Ne mutlu size. Neyse, ben işe geç kalmayayım artık, olur mu? Görüşürüz kızım. Güzel yavrum, hayırlı işler olsun, kurban olduğum. Hadi görüşürüz Lezzet teyzeciğim. Görüşürüz yavrum. Nazar değmesin. Tü maşallah. Uğurlar olsun. Ulan nene olmak ne zormuş. Çok güzel ya. Karşı kapı komşusu bile olayı çakmadıysa işlem tamamdır kardeşim. Evet. İşlem tamam. Kelepçeden de kurtulduk. Artık özgürüz. Freedom. Çekilebilirsin Freddy. Bir süre yani ne bileyim birkaç yüzyıl kadar görüşmeyelim lütfen. Allah Allah. Rahmetlinin emekli maaşı ne olacak? Projenin mimarı benim oğlum. O paraların yarısı benim. Rahmetlinin emekli maaşı ne olacak? İyi tamam. Madem aç gözlüsün, ay başlarında uğrarsın bana, alırsın paranı. Yok öyle. Ben de burada seninle birlikte yaşayacağım. Pardon? One minute. Birlikte yaşayacağım derken? Polisler her yerde beni ararken bundan daha zula bir yer bulamam saklanacağım. Hocam, sempatik. Biliyor musun? Seni çok özleyeceğim ya. I miss you very much. Bu kötü bir şaka değil mi? This is a bad joke. Ya bir git Allah'ın sen ya. Şaka değil değil mi bu? Değil. Seninle aynı yarım kürede bile olmak istemiyorum. Lütfen. Hayatımdan gider misin? Konuşma lan. Gir içeri. Konu komşu görecek şimdi. İkimiz de cinayetten müebbet gireceğiz içeri. Bundan sonra anca beraber, kanca beraber. Yani ben batarsam seni de çekerim dibe. Bebişim. Çek. Arkadaşım, sen bulaşıcı hastalıktan daha bulaşıcı bir adamsın ya. Oo, bu macera ısrarla devam ediyor. Kestik. To be continued. Engin. Ne oluyor lan burada? Ne bu elindeki fan fin fon şey? Bu bir çiçek başkomiserim. Aa. Ciddi mi söylüyorsun? Ben de yılbaşı ağacı sanmıştım. Yok. Bu bir çiçek. Ulan sen. Benim kızıma çiçek getirmek için benden izin aldın mı? Yok başkomiserim, bunu ben getirmedim. Koridorda duruyordu. Hemşire geçerken bir topla dedi. Ben de tam oradan geçerken aldım elime. Derken Sofya bağırınca elimde geldi. Olay tamamen bundan ibaret. Ha.
Bu. Lastiğin! Git! Arabayı aşağı kapının önüne getir. Baş üstüne başkomiserim. Buyurun. Engin! Buyurun başkomiserim. Buraya gel. Bu ne ulan? Ben heykel miyim, bunu bana dayıyorsun? He? Affedersiniz başkomiserim. Alayım ben onu. Yürü. Çık. Kolay gelsin, saygılar. Gülme. Sen niye sırıtıyorsun pişmiş kelle gibi böyle? Özlemişim seni. Ondan sırıtıyorum. Ben de seni özlemişim. Cadı. Ben şimdi merkeze gidiyorum. Görev beklemez biliyorsun. Sen burada dinlen. Doktor yarına çıkarırız dedi. Tamam. Görüşürüz kızım. Görüşürüz baba. Hadi bakalım. Kısa çöpü çeken Rıfkı'yı alır abiciğim, tamam mı? Niye uzun çeken almıyor? Lan ne fark eder? Hadi. Hadi çek. Tamam, çekiyorum. Hangisi? Sağdaki. Soldaki. Sağdaki. Dinle beni. Sağdaki. Dinle beni, yanlışa düşme, soldaki. Bak, kısa bende kalırsa Rıfkı benimdir, unutma. Tamam hadi, uzun etme, çekiyorum. Lan çek. Gel Rıfkıcığım. Şş, bana bak. Çok oyalanmadan bir saate geri gelin. Ben de sonra giderim veterinere artık. He tamam tamam. Şansa bak. Gel bakalım. Sonunda Rıfkı'yı da kendiniz gibi sapık yapacaksınız yani, ha? Ne alakası var? Aşka giden her yol mübahtır demiş bir filozof. Uydurma lan. Amaca giden her yol mübahtır, o lafın doğrusu. Kendimize düzenli manita yapıp gerçek aşkı bulmak hepimizin tek amacı değil mi şu günlerde? Günaydın amirim. Günaydın. Günaydın Yavuz Bey. Sofya nasıl? Çok iyi. Yarın çıkacak inşallah hastaneden. Oh. Hem sizin adınıza hem kendi adıma çok sevindim. Kendi adıma derken? Son üç gün içerisinde bana karşı yaptığınız bütün saygısızlıkların ve emirlerime karşı olan itaatsizliklerinizin karşılığını artık rahat rahat alabilirim. Ne? Kızınız kaçırıldı, üzgünsünüz, sıkıntılısınız diye bir şey diyemiyordum. Ama sizin de bildiğiniz gibi intikam soğuk yenen bir yemektir. Ha, bence hiç boş boşuna oturmayın. Yeni göreviniz sizi bekliyor. Görev derken? Hmm.
bu. Komiserim, ne maçı bu? Manchester United Arsenal maçı. Ne maçı olacak? Amatör küme maçı. Beyniniz eleceğim şimdi ha. Peki başkomiserim, bizim ne işimiz var burada? Tamam, biz şu tarafla ilgilenelim başkomiserim. Yüreğim. Tamam. Tamam, ben de sizi seviyorum. Tamam. Ya kusura bakma kardeşim, seni de böyle şahsi manitasal meselelerimize alet ediyoruz ama bugün bana yarın sana. Bak söz, çok yakında sana bulacağız en fıstığından güzelli bir manita, tamam mı? Nerede kaldı oğlum bu, he? Gel. Gel biraz oturalım. Affedersiniz, burası dolu. Yani bir arkadaşım gelecek de birazdan. Allah Allah. Rıfkı, gelmeyecek mi bu? Ha? Geliyor işte, geliyor. Atla. Merhaba. Buyur otur. Çok bekletmedim umarım. Yo, ben de yeni gelmiştim zaten. Sevindim o zaman. Köpeğin ne kadar tatlıymış. Sen de. Seninki de çok tatlıymış. Pınar kızım, hoş geldin yavrum. Hoş bulduk Lezze teyzeciğim. Camın önüne tüneldiydim. Gördüm geldiğini. Karşılayayım dedim yavrum, kurban oldum, hoş geldin. Nasıl oldun? Düştü mü biraz ateşin? Sağ olasın, daha iyiceyim kızım. Toparladım biraz. Heh, iyi bari. Torunun sana iyi bakıyor demek ya. Ya çok şükür ya, sorma. Florence Nightingale gibi çocuktur benim fikrim. Boğaziçi'nde aldığı işletme eğitiminden sonra Oxford'da yaptığı master'ını pek bir efendi, pek bir gürgülü, pek bir bilgili, pek bir karizmatik, metroseksüel, George Clooney, Ayhan Işık karışımı bir tip yaptı. Anladım. Ne mutlu size Lezzet teyzeciğim.
Sen niye bugün erkencisin yavrum? Bugün cumartesi Lezze teyzeciğim. Cumartesileri yarım gün çalışıyorum ben bankada. Bugün cumartesi değil mi? Kafa kalmadı. Ne güzel. Ne güzel benim yavrum. Kurban olurum o gül yüzüne senin. Gözlere bak, gözlere. Saturday Night Fever. Efendim? Efendim? Siz o filmi nereden biliyorsunuz Lezze teyze? Ne bileyim yavrum. Gençliğimizin filmleri.